Her şey bereket, bereket, bereket. Yani bereketli fakir, bereketsiz zenginden daha mutludur. Mutludur, huzur, huzur vardır. Bereketi ulema zaten beyan ediyor. Yani neye benzer diyor? Talim-i Mütalim şerhlerinde koyundan köpeğe benzer diyor yani. Şimdi koyun bu kadar kesiliyor. Kurban Bayramı'nda kesiliyor. Lokantalara, kebapçılara, etçilere, bilmem nereye. Bu kadar tüketim var. Herkes koyun inek yiyor ya. Ama tabii koyun daha da hadis-i şeriflerde eti bakımından da şey yapılıyor. Daha faydalı zikrediliyor. Kuzu, koyun. Şimdi bu kadar kesilen bir hayvan daha yok. Bu kadar kesilen bir hayvan daha yok. Ama böyle olduğu halde Allah ona bereket vermiş. O bereketinden dolayı dağlara, taşlara sığmıyor. Sürüler ya. Sürüler. Peki. Bir de doğurdu mu kaç doğuruyor? Bir doğuruyor ya. Şaşırırsa iki doğursun. Yani dokuz doğurmuyor köpek gibi. Koyundan dünya geçilmiyor. Peki. Köpek normalde kesilmiyor. Kesilen bir hayvan değil. Öyle koyunla kıyas edilir mi? Zehirleniyorlar. Bir şeyler oluyor. O da, bu da. Bunlar çok yani dokuz doğuran bir hayvan için bir doğurmada dokuz doğuran bir hayvan için hiç öyle koyun gibi de bir kesime tabi olmayan bir hayvan için köpekten sokakta kesemememiz lazım o da. Fakat bereketsizliğinden dolayı efendim neslinde tek tük görülüyor. Tek tük görülüyor. Bu nedendir acaba? Çünkü koyun gecenin başında efendim uyuyor, seher vakti uyanık. Erken uyanıyor. Seher vaktinde bereket var, alıyor oradan bereketini. Misal misal, bu kitapta bunlar çok işlendi. İçinde daha dolu bunun örnekleri var. Bereketini bulduran, kaybettiren olaylar. Sonra onu anlayacaksın, ulan ben bereketi buradan kaybediyormuşum meğer ya. İşte onu diyorum sana. Önce ambardaki deliği tıkat. Sonra rızkın yetecek görürsün. Fazla gelecek. Ama köpek ne yapıyor? Gecenin başında uyanık duruyor, duruyor. Seher vakti uyuyor, pert oluyor. İşte tam rızıklar nerede dağıtılıyor? İmsakla güneş doğma arası. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Fatıma annemiz o arada bir uyuyakalmış. Kumi, ayağıyla da böyle biraz dürttü diyor. Ya bu ne diyor? Kızcağızım. Kumi feşhedi rizka rabbiki. Kalk da Rabbin rızkını dağıtıyor. Şahit ol, müşahit ol diyor. O saatte o uyuyanın imsakla güneş doğması arası bereketi olmaz. Hayrı olmaz. Rızkı dar olur. Ne hadis-i şerifler burada. Çünkü Allah-u Teala insanların rızıklarının taksimatını maddi rızıklar imsakla güneş arası dağıtılıyor. Manevi rızıklar ikindiyle güneş batması, akşam arası dağıtılıyor. O aradaki tarikat dersleri, rabıta, murakabeler acayip prim yapar yani. İkindi akşama doğru. Onun için manevi rızıklar o vakit dağıtılıyor. Evliyaullah öyle bütün ervah geziyor müritlerini. Manevi ricalullah, İmam Kahhi, Rahimullah öyle diyor yani. İmam Hasan Hazretleri yani böyle diyor. İkinden sonra biz zikre derse oturduğumuz zaman müritlerimize oturduğumuz zaman evliya Allah ruhlarını böyle ziyaret için dolaştıkları havada o şeyler kuşlar gibi yani böyle sürüler halinde gidiyorlar meşayih. O şey dağıtma, feyiz dağıtma. Onu görüyorduk diyor yani. Ama maddi rızıklar güneşten evvel, güneşten evvel kalkmadan sabah namazı kaçtı da. Sabah namazı kaçtı, neuzu billah. Ama imsakla hani işte imsakta da uyanık olmaz yani orada havanak olman lazım. İki rekat teheccüd kılmamak için yani bari 15 dakika evvel kalk da iki rekat da teheccüd kıl yani. Hiç olmazsa teheccüdü kurtarırsın. İki rekattan kurtarırsın yani. Teheccüdü kurtarsan zaten imsak olur. Son vaktinde kalk. İmsakla da güneş arası. Sübhanallah ve hamdü, sübhanallah ve estağfurullah. Onlar zaten rızık bolluğu şey kitabında çıkacak. Uf. O böyle bunun iki misli o belki var. O kadar ayet hadis yazdım, size dualar yazdım, ne bereketler, ne bereketler. Yani artık onu da alıp da zengin olamadıysanız yani ben size ne yapayım abi, siz ümitsiz vakasınız ya. Ümitsiz vaka ya. Demek ki hiç amel etmiyorsun. Bekliyorsun yani. Armut piş, ağzıma düş. Sen kör kuş musun kardeşim? Kör kuş olsan bak haftaya neler anlatacağım yani kör kuş kıssalarında.
senetli isnatlı yani İbrahim Ethem Hazretleri neler gördü ya. Ha rızkı getir, ağzına zorla sokar Allah-u Teala ama kardeşim şimdi sen. Aha, yatmış aşağı, teheccüd yok, sabah namazı yok, bir şey yok. Yemek kırıntılarını döker, toplanmaz, tabağı sıyırmaz, bir şey, edep yok, adap yok. Ondan sonra bizim evde de yiyorum, yiyorum, doymuyorum diyor. Ya doymazsın tabii kardeşim ya. Bereketsiz adamsın ya. Onun için biz bereketin talibiz. Bereket peşindeyiz. Ya zengin şudur, verirse Allah verir. Kader.